Yine biliyorsunuz Sümeyra validemiz var. Bedir de ne yapıyor? Bir evladını kaybediyor. Yine Uhud günü kocasını karşısına alıyor, babasını karşısına alıyor, çocuklarını karşısına alıyor ve onlara ne diyor biliyor musun Onur? Eğer sende babalık hakkın varsa, eğer sende kocalık hakkın varsa, eğer sizde evlatlık hakkın varsa, sizden sadece bir şey rica ediyor. Nedir? Diyor ki, bu eve Allah Resulüne bir şey olursa dönmeyeceksiniz. Hakkım size helal değildir. Yok, ona bir şey olmaz. Size bir şey olursa hiç problem değil. Burada geri durmayın diyor. Uhud günü geliyor, mihverlerini giydiriyor, zırhlarını giydiriyor, kıyafetlerini giydiriyor, sırtlarını sıvazlıyor. Ne yapıyor? Onları Uhud meydanına doğru gönderiyor. Biliyorsunuz Uhud'da ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Musab bin Ümeyr'e çok benzediği için öldüğü haberi her yere yayılıyor. Oradaki kadınlar ellerini ısırarak biz diyor Sümeyra'ya babasının vefat ettiğini, kocasının vefat ettiğini, çocuklarının vefat ettiğini nasıl söyleriz? Biz bu haberleri Sümeyra'ya nasıl söyleriz diye beklerlerken Sümeyra'ya haber gelir gelmez sokağa atıyor kendisini ve Uhud meydanına doğru koşmaya başlıyor. Uhud meydanından giderken sağında babasının öldüğünü görüyor. Solunda kardeşinin öldüğünü görüyor. Yine öbür sağında çocuklarının şehit olduğunu görüyor. Ve tek aradığı bir zat var. Allah Resulü nerede? Allah Resulü, Allah Resulü nerede? Allah Resulü nerede? Allah Resulü nerede? Şimdi ancak bir peygamberin etrafında böylesi güzel sahabe ve sahabenin nesli perçinleşebilir. Ya Resulallah, size bir şey olmadı ya. Artık bütün dünyanın musibetleri üstüme yıkılsa hiçbiri benim için musibet değildir. Babası vefat etmiş. Eşi vefat etmiş. İki tane çocuğu vefat etmiş bir kadın. Allah Resulüne bir şey oldu mu diye onların yanlarından da geçerken hiç aldırış etmiyorsa o ancak bir peygamberdir ve ancak öylesi bir peygamberin etrafında böylesi insanlar perçinleşebilir.